Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 12. sınıf matematik 2. dönem 2. sınav örnek senaryo 1 testlerini çözeceğiz. Biliyorsunuz ortak sınavlar yapılması kararı alındı. Milli Eğitim Bakanlığı da yazılılar için böyle örnek sorular yayınlıyorlar. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm dönemlere ait tüm senaryoların çözümlerini sırasıyla konu anlatımını detaylı bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen sevgili arkadaşlarım için yazılılar hazırlık ya da YKS hazırlık. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar tüm testlerin ayrı ayrı oynatma listeleri matematik fizik kanalında mevcuttur. Bunları da çözmeni sana şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın TYT, AYT içinde burada görmüş oldukların var. Bunlar da senin çok işine yarayacaktır. Hayrınadır bunları çözmek. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah bakalım ne diyor arkadaş. Diyor ki bir gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu fx, x kare eksi 4 ne zaman x 3'e eşit ya da 3'ten büyük olduğunda. X artı 2 ne zaman x 3'ten küçük olduğunda tanımlanıyor. Buna göre f fonksiyonun x eşittir 3 noktasında limitin olup olmadığını işlem yaparak bulunuz. Bakın x eşittir 3 kritik nokta değil mi arkadaşlar? Çünkü burada 3 olduğunda bir fonksiyona bir şeyler olmuş. Bir karakter değiştirmiş. Arkadaşlar bunu değerlendirebilmem için de ne yapmalıyım? X 3'e soldan giderken fx değeri ile limit x 3'e sağdan giderken fx değerlerinin birbirine eşit olduğunu görebilmem lazım. Eğer bunlar birbirine eşitse limit var diyeceğiz. Ve limit değeri de işte c diyelim c'dir diyeceğiz. Tamam mı? Güzel. O zaman bakalım limit x 3'e soldan giderken fx. Hop. Limit x 3'e soldan giderken. Arkadaşlar soldan giderken x'in 3'ten küçük olduğu değerler. X artı 2 diyorum. Bak eksi, burada 3'ü yerine koyuyorum. 3 artı 2'den eşittir 5. Tamam mı? Tamam. Peki limit x 3'e sağdan giderken bu sefer direkt yazalım. X kare eksi 4 değeri. 3'ü yerine yazıyorum. 9 eksi 4'ten bu da 5. Eşit mi arkadaşlar? Evet. 5 eşittir 5. Demek ki limit x 3'e giderken artık fx değerim benim 5'tir deyip böyle tablo yapar asarım. Anlaştık. Okey tomento. 2 numara diyor ki uygun şartlarda tanımlı fvg fonksiyonu fx 3 x küp eksi 2 gx 2x biçimde veriliyor. Buna göre f bölü g türevinde 3 değerini bulun. Arkadaşlar o f bölü g'nin türevi nasıl alınıyordu? Birincinin türevi çarpı ikinci eksi. Aa bak buraya artık. Eksi birinci çarpı ikincinin türevi bölü paydanın karesi. Arkadaşlar f türev x hemen söyleyelim. 3x karedir. G'nin türevi de arkadaşlar 2'dir. Şimdi sen bunları yerine koyduğunda f bölü g'nin türevini sevgili arkadaşım zaten bu işlemleri yapabilirsin. X küp artı 1 bölü x kare şeklinde buluyorsun. Sonra yerine koyuyorsun. F türev hop 3 dediğimizde 28 bölü 9'u buluyorsun. Ama ben sana daha kolay bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu hani bölümün türevini hatırlamak, bunları uzun uzun bak hatta burada nasıl hemen kestirme geçtim. Çok fazla uzatmamış. Arkadaşlar oysa ben bunu şöyle de yapabilirim. Bak F bölü G'yi bulalım. X küp eksi 2 bölü 2X. Kolay sındım ben bunu da o yüzden. E bu arkadaş kimdir? X küp bölü 2X eksi 2 bölü 2X değil mi? Güzel. Hemen gerekli sadeleştirmeyi yap. X küpü 2'ye böldün. X kare bölü 2. Doğru mudur sevgili arkadaşım? Evet. Bak ikiler sadeleşti. 1 bölü x. Türevini almak üzere bunu güzelleştirelim. Eksi x üzeri eksi 1. Tamam mı? Tamam. Bak şimdi türevini alıyorum. Türevini almak çok daha kolay. Polinoma benzer bir ifade. Polinom değil de bu. Polinom saldı sanki. İndiriyorum 2'yi. Burası x kaldı. Bak eksi 1 indirdim. Artı oldu. 1 azalttım. X üzeri eksi 2. Hop. X artı 1 bölü x kare oldu. Gördün mü? Aynı şeyi bulduk. Hocam bu buna benzemiyor. Benzemez mi? Bak bunu bölsen yine aynı şey. Şimdi bak f türev g'nin türevini de 3'ü yerine koy. 3 artı 1 bölü 9. Bunu 9'la genişletirsen 27 bölü 9 artı 1 bölü 9'dan yine 28 bölü 9'a ulaşırsın. Tamam.
Benim tercihim bu. Yani burada ne yaptığını bilirsen, bak türev almak bunun daha kolaydır. Bunun bölümünü böyle yapmak istiyorsan da arzun bilir. Tamam. 3 ile devam. Gelsin 3 numara o. O 3'tü geldi sahnedeki yerini aldı. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu için f'in türevinde x 3x artı 2 şeklinde veriliyor. f2 de 4 olarak verilmiş. Güzel bir bilgi. Buna göre f4 nedir? Arkadaşlar arzumuz nedir bizim muradımız? fx'e ulaşabilmektir. fx'e ulaşabilmek için de bunun en güzel yolu nedir arkadaşlar? Her iki tarafın integralini almaktır. Her iki tarafın integralini alınca türevinin integrali kendisi olur değil mi? fx eşittir. Alıyorum 3x kare. Çok güzel 3 yazıyorum ya. 3x kare bölü 2. Doğru mudur sevgili arkadaşlar? Artı şimdi 2x. Ama bir de ne var? Artı c var. Arkadaşlar fx neredeyse ortada. Şu c'yi bulmak görevimiz. C'yi bulalım diye bize bu verilmiş. F2'yi yerine yazarak koyalım. 3 çarpı 4 bölü 2. 2'yi yerine koydum. Artı 4 artı c eşittir 4 olmalıymış. Hop hop 6 artı 4 artı c eşittir 4. 4'ler gitti. C eşittir eksi 6 olarak bulundu. Yani sevgili fx bulundu. Sevgili fx 3 bölü 2 tane x kare artı 2 tane x eksi 6'ymış. Şimdi bana sorulan f4 idi. 4'ü yerine koyuyorum. 3 çarpı 4'ün karesi 16 bölü 2 artı 2 çarpı 4 eksi 6 eşittir. Hop hop 8, 24. Burası 8, eksi 6. F4 eşittir. 32'den 6'ya çıkarttım. Eskişehir'in plaka işareti 26'yı buldum. Tamam mı? Harika. Buradan Eskişehir ve tüm ülkemize selamlarımı gönderiyorum. 4 numara. Eksi 2'den 4'e x kare eksi 1 çarpı 2x dx ifadesinin değerini bulun. Arkadaşlar bak bunu da 2'de yaptığım gibi çözebilirim aslında. Şöyle ki bak bu arkadaşı dağıtırsam eksi 2'den 4'e 2x küp eksi 2x dx olur. Senin bunun integralini alman daha kolaydır değil mi? Güzel. Ama ben eğitici öğretici olsun diye değişken değiştirmeyle bir yapayım. Bunu da devam ettirdiğimizde aynı şeyi bulacağız. Arkadaşlar x kare eksi 1'e u diyelim. Bak bunu dememin sebebi bu arkadaşının türevinin 2x'i vermesi bana. Aldığımda ne oluyor? 2x dx eşittir du. Sevgili arkadaşlar bu şu demek. Ben bir yerde artık 2x dx görürsem du yazacağım. Görüyor muyum? Bak görüyorum. Amacım oydu zaten. O zaman bu arkadaşı hop integrali yeniden şekillendiriyorum. Derken sınırları yazacağım ama bir değişken değiştirdim. O zaman arkadaşlar diyeceğim ki bak bu x'in sınırları x eşittir eksi 2 iken u kaç olur? Eksi 2'yi yerine yazarsan 3 olur. X eşittir 3'tür. X eşittir 4 iken de 4'ü yerine koy 16 eksi 1'den u eşittir 15 olur. O zaman senin sınırların 3'ten 15'e olur. Çünkü u değişkenini yaptın. Bak buna da u demiştin. Şimdi yeniden yazıyoruz. U çarpı bak bunu gördüm. Yerine de du yazıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün yapmam gereken bu. U du'yu al bana söyle. İntegrali u kare bölü 2'dir. Nereden nereye? 3'ten 15'e. Şimdi u gördüğüm yere 15 yazıyorum. 15'in karesi bölü 2. Eksi şimdi 3'ü yazıyorum. 3'ün karesi bölü 2. Şu arkadaş 225, 225 eksi 9 bölü 2. Ne kadar kolay çıktı değil mi? 216 bölü 2'den cevabımız 108 çıktı. Bu kadar yani. Burada da aynı şeyi yapsaydım sevgili arkadaşlar. Bak bu arkadaşın şeyini alalım. 2x üzeri 4 bölü 4 eksi 2x kare bölü 2 eksi 2'den 4'e. Şu işlemi de yapsan karşına yine 108 çıkacaktı. Tamam mıyız? Harika. Gerekli sadeleştirmeleri yaparak da yaparsın. Evet 5'i çağıralım o zaman durduğumuz hata yani. 5 numara geldi. Diyor ki eksi 2'den 3'e 4 tane fx dx 21'miş arkadaşlar. Tamam ne kadar güzel. Olduğuna göre 3'ten eksi 2'ye 12 tane fx dx
değeri nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar, bak sana şöyle bir bilgi verildiyse ve sana şu sorgulanıyor ise bu arkadaşın içinde bunu aramaya çalışırsın. Çünkü bunu gördün mü yerine 21 yazacaksın. Böyle bir gücün var. Bir kere bak bakayım, sınırlar -2'den 3'ü, bu 3'ten -2'ye. O zaman işe bu arkadaşın sınırlarını değiştirerek girelim. Sınırları -2'den 3'e yapalım ama sınırları, yerlerini değiştirince ne oluyordu? Başa bir eksi geliyordu değil mi? Eksilisi oluyordu. Güzel. Arkadaşlar 12'yi de 3 çarpı 4 fx şeklinde yazalım mı? Dx. Neden yaptım? Bak 4'e ulaşmaya çalışıyorum. Bu 3'ü yine dışarıya al. Eksi 3 tane eksi 2'den 3'e 4 tane fx dx. Sevgili arkadaşlar bak, muradına nasıl da erken erdin. Bu arkadaş sana verirdi 21 işte. Eksi 3 çarpı 21 cevabımız eksi 63'tür. That's all yani. That's all folks. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Amacımız bak, bu integral olsun, logaritma olsun, üslü ifadeler olsun, ne olursa olsun. Sana biri bilgi verip bunu bunun cinsinden ya da böyle şeyler söylüyorsa şu aradığın ifadede, yani irdelediğin ifadede şöyle bir şeyler bulmak üzere atraksiyonlar yapacaksın yani. Okay, tomento. Testin son sorusu 6 ile bitirelim testimizi. Analitik düzlemde F fonksiyon grafiği verilmiştir. A1, A2, A3 bulundukları bölgenin alanları göstermektedir. Bu arkadaş 4 birim kare. Şu arkadaş 10 birim kare. Bu arkadaş 16 birim kare. Olduğuna göre -3'ten 4'e fx dx ifadesinin değerini bulunuz. Sevgili arkadaşlar, çok klasik bir sorudur. Zamanında üniversite sınavında da sorulmuş bir sorudur. Bak bu arkadaşı ben bana böyle dediğinde nasıl yazabiliyorum? -3'ten eksi 1'e fx dx artı eksi 1'den, bak kaldığım yerden gidiyorum, eksi 1'den 2'ye fx dx artı 2'den 4'e fx dx diye şey yazarım. Eğer sen bir test çözüyorsan bu kadar tırıvırı yapmana gerek yok. Hemen bulursun da ben hani yazılıya örnek ne yaptığımızı görelim diye. Arkadaşlar bak, şu arkadaşın değeri nedir? Bu arkadaşın değeri 4'tür. Pozitif bölgede olduğu için. Bu 4'tür. Peki arkadaşlar, bunun değeri nedir? 10'dur deme. Arkadaşlar bunun alanı 10. Ama bak, x ekseninin altında kalan bir alan. Yani y'nin negatif bölgesinde kaldığı için bu arkadaşın integral değeri eksi 10'dur. Peki bu arkadaşın değeri nedir? Bak 2'den 4'e altta kalan alandır. Pozitif bölgededir. Paşa paşa artı 16'dır. Bu işlemi yaptığımızda da cevabımız nedir arkadaşlar? Artı 10'dur. Artıyı yazmaya gerek yok. Tamam. Hepsi bu yani. Test çözerken böyle diyeceksin. Bak artı 4 eksi 10 artı 16 eşittir 10. İşaretleyip yürüyüp gideceksin yani. Tamam mıyız? Harika. Arkadaşlar testimiz, videomuz bu kadardır. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Eğer hoşuna gittiyse, beğendiysen, hoşlaştıysan arkadaşlarınla paylaşmak daha da serbesttir. Testin başında hatırlattığım şu testleri sana tekrar hatırlatayım. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hepsinde çözümleri oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.